O hadisi ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki diyor Bediüzzaman. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi münafıklık perdesi altında Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Yani münafıkların başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Yani Rumilik gibi İslam'ı tamamen dışlayan, bambaşka bir sistem, yani şarabı helal kılan, haramları helal eden bir sistem kuracak. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek. Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Celyan-ı Münafıkhane'yi öldürüp dağıtacaktır diyor. Dinsizlik Celyan'la karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, İttihat neticesinde dinsizlik Celyan'ına galebe edip dağıtacak istidadında iken, alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan, beşeri cismiyle yani maddi cismiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bizzat şahsı o dini hak cereyanın başına geçeceğini bir muhbiri sadık bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır, madem kadir-i külli şeyi vaat etmiş elbette yapacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsn hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan yani Allah'ın katında cisminen, etinen, kemiğinen hayatta olan diyor İsa Aleyhisselam. Belki ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine gelecek diyor Bediüzzaman. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarref ve havası, seçkinleri ve yakın talebeleri onu nuru iman ile tanır. Yoksa bedahat derecesinde bedayeten başlangıcında herkes İsa Mesih'i tanımayacaktır geldiğinde. İlk geldiğinde tanınmaz diyor. Maşallah ne kadar güzel olmuş bakışları falan çok sevgisi artmış. Deccal'ın şahsı manevisi, Deccal'ın şahsı suresi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan sur-u cebbarane hakimiyetine uluhiyet namını vermiş bir şeytan ahmaktır, bir insanın dessastır. Fakat şahsı manevisi olan dinsiz cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'e ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Yani işte çok büyük dev görünüşü hakkında ki açıklamalar diyor.